Gençler merhaba. Şimdi 8. soruyla başlayalım. Şimdi bakın, saf bir katının tamam M gramına ait neyinden bahsediyor? Sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Görüyorsunuz saf bir katının M gramı. Bakın 58 derecede bu eriyor. Erime noktası burasıymış. Kaynama noktası da burası gördüğünüz gibi. Maddenin tamamı sıvı hale gelebilmesi için, maddenin tamamen sıvı hale gelmesi için 15 dakika süre gerekiyor. Görüyorsunuz doğru. 15. dakikadan sonra ne yapmış? Tamamen sıvı hale gelmiş. Şimdi bakın 30. ve 39. dakikalarda maddelerin sıvı buhar basınçları birbirine nedir? Eşittir. Çünkü burada kaynıyor. Kaynama esnasında her noktada buhar basıncı sabit olacak kaynama sırasında. 60 derecede X maddesi buharlaşmaz demiş. Şimdi çocuklar 60 derecede bu adam sıvı halde. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Yani madde sıvı olduğu her noktadan, her sıcaklıktan itibaren ne yapacaktır? Buharlaşmaya başlayacaktır. O yüzden C seçeneği yanlıştır. Gençler 9. sorudayız. Şimdi önce bir okuyalım. Aynı ortamda bulunan ve birbiri içerisinde bakın çözünmeyecekler. Yani X, Y, Z birbiri içerisinde çözünmeyecek. Bazı sıvıların özellikleri verilmiş. Öz kütleler verilmiş. Suda çözünüp çözünmemeleri verilmiş. X ve Z sıvısı suda çözünmüyor. Suda çözünmüyorsa birbiri içerisinde çözünmeyen sıvı sıvı karışımları emisyon diyorduk. Doğrudur. Şimdi Y suda her oranda çözünebiliyormuş. Görüyorsunuz. Dolayısıyla bir çözelti oluşuyor. Eğer kaynama noktaları farklıysa aymsal damıtma ile bileşenlerine ne yapabilir? Ayrılabilir. Şimdi X ve Z'den oluşan karışım X ve Z birbiri içerisinde çözünmüyormuş. Öz kütleleri arasında da dağlar kadar fark varsa o zaman biz bunu ayırma hulusinden faydalanarak ne yapabiliyoruz? Ayırabiliyoruz. Yani cevabımız Edirne olacak. Fakat cevap anahtarında bunu arkadaşlar farklı söylemişler. Bilginiz olsun. Cevabı 1-2 olarak almış. X de Z de sıvıdır ve birbirleri içerisinde çözünmüyorlar. Öz kütleleri arasında çok fazla bir fark varsa biz bunları ne yapabiliyoruz? Ayırma hulusiyle ayırabiliyoruz. Ha, soruyu düzeltecek olacak olursak X ve Z'den oluşan bir karışım ayırma hulusiyle ayrılmaz. Mesela böyle diyebilir. O zaman cevap anahtarında C diyor çünkü. Cevap anahtarına göre o şekilde çözmüş oluruz. Ancak hiçbir düzeltme yapmazsak çocuklar bunun cevap anahtarının E olması gerekiyor. Cevap E'dir. 10. soruya bakın. Diyor ki iyonlaşma enerjisi gaz halindeki bir atom veya bir iyondan bir elektron uzaklaştırmak için harcanan enerji miktarı olarak tanımlanır. Bir kere olay endotermiktir gördüğünüz gibi. Yani burada endotermik olmayan tek seçenek denizli çocuklar. Bakın klor, denizli seçeneğine bakıyorsunuz. Klor bir tane elektron alıp klor eksi bir olmuş. Görüyorsunuz dışarıya ne vermiş? Enerji vermiş. Buna ne diyeceğiz biz? Elektron ilgisi adını veriyoruz. 11. soruya bir bakalım. Bakın çıkış noktamız şurası olsun. 36,12 çarpı 10 üzeri 23 tane Y atomu vardır. Bu Y atomunun bir mol sayısını bulalım mı? 36,12'yi çarpı 10 üzeri 23'ü Avogadro sayısına bölüyorum. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyorum. O zaman buradan ne dediğim şey, yani X, Y'nin mol sayısı kaç gelecek çocuklar? 6 mol geliyor. Ha, o zaman bakın. Sizin bileşiğiniz X2Y3. Evet. Yani siz şu n'le 3'ü çarpınca yani 3n'e 6 diyorsanız n'e kaç demeniz lazım? 2 demeniz lazım. Yani demek ki sizin bileşiğiniz 2 molmuş. 2 mol X2Y3 bileşiği. Eğer 2 mol X2Y3 bileşiğine bakıyorsunuz çocuklar. Şundan ne kadar olacak? 4 mol var. Evet, bundan bakıyorum. Ne kadar var? 6 mol var. O zaman şöyle yapabilirim. Evet, 4 mol X 224 gram geliyorsa acaba 1 mol ne kadar gelir diye düşüneceğiz. Çarptık, böldük. 224 bölü 4 dedim. Evet, buradan ne kadar gelmiş oluyor? 52 geliyor. Yani X neymiş? 52'ymiş. Görüyoruz. Şimdi Y için bakalım. Buradan kendime birazcık yer açayım ben. Şurayı siliyorum.
Evet. Şimdi çocuklar 2 mol bileşik. Evet, 2 mol bileşik. 320 gram geliyorsa, değil mi? Acaba 1 molü ne kadar gelir diye düşündüğümüzde ne kadar gelmiş oldu? 160 gram geldi. Tamam, şimdi bakıyorum. Yani 2 tane x artı 3 tane y eşittir 160 olacak. X'i biz ne yapmıştık? 52 bulmuştuk. 2 ile çarparsak eğer ne kadar gelecek? 104 yapıyor. Artı 3y eşittir 160 oldu. Evet, 160'tan 104'ü çıkardık. 10'dan 4 çıktı. 6, değil mi? Ne yaptık buraya? 56 demiş olduk. Evet. Şimdi benim 56'yı da kaça bölmem lazım diyeceğim? 3'e bölmem lazım diyeceğim ama herhalde işlem hatası yaptım. Bir daha bir kontrol edelim. Evet çocuklar. Şurada bir hata yapmışız. Nerede hata yapmışız onu hemen şey yapalım. 4 mol x 224 gram 1 mol ne kadar gelir dedik. 224'ü 4'e bölünce evet 56 olacak arkadaşlar. Şimdi bakınca onu gördüm. Burası eğer 56 olursa 56 çarpı 2 diyoruz değil mi? O zaman şurasının kaç olması lazım? 56 çarpı 2'den. Şurayı ben bir temizleyeyim çocuklar. Şu mat 1 tabii önemli bakın. 56 çarpı 2 artı 3. Burası 112 yaptı. Artı 3y eşittir 160 geliyor gençler. Değil mi? Buradan çıkarırsak eğer bunu ne kadar olmuş oldu? 48 yapıyor. Evet. Şurası 3y oldu. Evet, şunu da sileyim zaten. Bunu da bölecek olursak çocuklar y eşittir kaç geldi? 16 oldu. Yani 56'ya 16'ymış. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Çocuklar bir asit baz sorusu. Şimdi karbonik asidin üzerine sodyum hidroksit ekliyoruz. Burada gördüğümüz gibi reaksiyon gerçekleşiyor. X de nedir? Karbondioksittir. Evet, bir dakika. X karbondioksit demeyeyim. Şunu bir dakika siliyorum şurayı. Evet. Şimdi bakalım. Sodyumdan iki tane sodyum var. Görüyorsunuz. İki tane var. Burada da iki tane olabilmesi için Na2 olması lazım. Evet. Buraya bakıyorum. Karbondan bir tane var. Karbon. Evet. Şimdi 4 tane hidrojen var. Zaten 4 hidrojen var burada. Hidrojenin olmadığını görüyorsunuz. Evet. Oksijen atom sayılarına bakarsak da sodyum karbonatmış. Sodyum karbonatın ismi neydi? Çamaşır sodasıydı. Yani soda küllüdür. Doğrudur. 2 mol sodyum hidroksit ile 1 mol karbonik asit tam nötrleşmiştir. O da doğrudur. Birbirlerini tam olarak gidecek, götürmüş olacak. Evet, şimdi karbonik asit ne yapacak çocuklar? Normal yağmurlarda, asit yağmurlarında bulunur. Doğrudur. Asit yağmurlarında bulunmuş oluyor. X demiş, iyonik yapılı bir kristaldir. Çocuklar burada sınav esnasında size hocanız düzeltme yaptıracak. Burada şöyle yapacağız. Şunu moleküler yapılı diyelim. Moleküler yapılı katıdır demiş. Şimdi şuraya baktığımızda ya da hiç düzeltme yapmayalım. Evet, şurayı ben bir sileyim size. Evet. Şimdi normalde gençler burada şöyle bir açıklama yapacağım. Şimdi sodyum karbonat. Şimdi sodyum karbonat çamaşır sodasıdır ya da soda külüdür. Yapı olarak baktığımızda Na2CO3'tür. Bakın bu katıdır. Metal ve karbonat kökülü oluşmuştur. Bu iyonik kristaldir. Şimdi iyonik kristal yapılı bir katıdır demiş. Fakat burada normalde sodyum karbonat için bir problem yok. Katı halinde bu gerçekten doğrudur. Ama burada şu soruda şunu belirtmiş. Çözeltiler arasında oluşan tepkime diyor. Yani bu çamaşır sodası suda çözünecek. O yüzden buradaki X yani çamaşır sodası katı olarak dibe çökmeyecek. Evet, o yüzden E seçeneği yanlış.
Şimdi ben bunu önce dediğim gibi moleküler yapılı bir katı kristaldir falan diye düzelteyim diye düşündüm ama daha sonra hani E seçeneğinin yanlış olması için şunu fark ettim. Bunlar zaten sıvı hali soruyormuş. Normalde bakın sodyum karbonat katısı iyonik yapılı bir kristaldir. İyonik yapılı bir katıdır. Doğrudur. Ama burada sulu çözeltiler arasında oluştuğunu vurguladığı için benim soruyu kurtarmama gerek kalmadı. İyonik kristal yapılı katıdır dediği zaman yanlış olacak. Çünkü burada suda yani aqua halindedir. Evet. Aqua halinde olduğu için burada katı değil. Yani bir çökelme reaksiyonu söz konusu değil çocuklar. Şimdi gençler burada karbonun iki tane izotopu var görüyorsunuz. 12 izotopuyla karbondioksit oluşturulmuş. Evet buraya bakıyorum. Alüminyum karbürle de bu oluşmuş. İki bileşikteki karbon atomları için konuşacağım. Sonuçta biri metal ametal. Yani şuradaki ametal ametal, buradaki metal ametal. Dolayısıyla kimyasal bağ türleri tabii ki de farklıdır. Nötron sayıları zaten farklı. Nükleon sayıları demiş. Nükleon sayısı bakın burada karbondioksitte kullanılan 12. Bakın burada kaç? 13. Tabii ki farklı olacak. Ama bu eşittir dediği için yanlış olmuş oldu gençler. O yüzden cevabım Denizli oldu.